Yüzlerce yıl dünyanın okyanuslarında olağanüstü bir savaş yaşandı. Dalgaların altında ve üstünde. Bordasından yaylım ateşiyle yüzlerce insanı öldürebilirdiniz. Bunlar aşırı güçlü savaş makineleriydi. Gemi inşacıları rakiplerini alt etmek ve ezmek için daha büyük ve hızlı araçlar tasarladı. En güçlü savaş gemisi filosuna sahip ülke düşmanın savaş gemisi filosunu yok edebilir ve böylece denizleri kontrol edebilir. Denizleri kontrol edersen dünyayı kontrol edersin. Dehşet verici silahlar taşıyorlardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez biri öfkeyle torpido ateşlemişti. Bunu düzeltmeleri gerekiyordu. Ama gemiler ayrıca binlerce insanı özgürleştirdi ve kurtardı. Gerda 3 adeta Naziler tarafından aranan insanlar için bir can kurtaran sandal olmuştu. Ve insanlara cesaret göstermeleri için ilham vermişlerdi. Sizi oraya, toplarınızın yanına, ölüme götüreceğim. Teslim olmadan önce batacağız. Bu araçlar ve mürettebatı dünya tarihini şekillendirmişti. Üze yüklü denizaltının komuta subayı olarak 3. Dünya Savaşı'nı önlemeye yardım etmekle görevliydim. Bu sefer denizde savaş, savaş gemisiyle değil, epey küçük bir şeyle yaşanıyor. Tarihte bu cep denizaltısı kadar işlevsel başka hiçbir şey bilmiyorum. Garip teknolojiden basit bir filikaya. Bunlar savaşımızın ufak gemilerinin benzersiz hikayeleri. Bu bir intihar silahı değil. İşlerini tekrar yapabilsinler diye eve geri götürmek istersin. Yüzyıllardır en ufak gemiler öncülerin en cesuruydu. Bütün olanaksızlıklara rağmen zafer getirdiler. Almanlar çok iyi askerler. Erkekler ufak çocuklara karşıydı. Savaş gemileri. Savaşın en küçük gemileri. ...1935'te... eski bir ahşap tekne New York'ta eski bir gölde ortaya çıkarıldı. Bombardıman silahı hala sağlamdı. Kısa zamanda bulunan en eski Amerikan savaş gemisi olduğu doğrulandı. Gunboat Philadelphia. Suya indiriliş 1776, uzunluk 16 metre. Mürettebat 45. Ağırlık 29 ton. Philadelphia, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda savaşmış ve batmıştı. Birleşik Devletler donanma tarihi 200 yıl öncesine, bu küçük gambota kadar uzanıyor. 1776'da Devrim Savaşı ikinci yılına giriyordu. Yepyeni Philadelphia'nın görevi, Amerikan kolonilerinin kuzey sınırını, Champlain Vadisi'ni savunmaktı. İngilizlerin Kanada'dan saldırı başlatarak isyanı bastırabileceklerinden korkuldu. Savaşta iki taraf için de nehirler ve su yolları anahtar ulaşım hatlarıydı. O günlerde pek az sınır yolu vardı. O yüzden suyu sadece askerleri taşımak için değil, aynı zamanda gereçlerini taşımak için de kullanırlardı. Savaşta gölün komutasına sahip olan tarafın galip olacağını iki taraf da biliyordu. Amerikalılar için Champlain Gölü savunması General Benedict Arnold'daydı. Az vakti ve az kaynağı vardı. Amerikalılar gemilerini ormanlardan kalan kalaslardan inşa edebileceklerdi. Bu küçük gambot donanmasının yaratılmasında da en çok Benedict Arnold sorumluydu. Philadelphia bu alelacele inşa edilen gemilerden biriydi. Tek bir yolculuğu oldu. Ancak 3 bombardıman silahı vardı. Bir tanesi önde, birer tane de iskele ve sancakta. Yığınlarca tahta, mürettebatı düşman ateşinden askeri korunma sağlasın diye meşe gövdeye bağlanmıştı. İngilizlere karşı alabilecekleri her yardıma ihtiyaçları vardı. Mürettebatı oluşturan adamlar denizci değillerdi. Gönüllülerdi, askerlerdi, yedekerlerdi. Belki birkaçı daha önce tekne kullanmıştı ama çoğu kullanmamıştı. Amerikan filosu için oldukça amatörlerdi. Benedict Arnold bile adamlarının sefil ve çeşit çeşit olduğunu kabul etmişti.
11 Ekim 1776 sabahında 30 İngiliz teknesi kuzeyden aşağı doğru yelken açtı. Arnold'un filosu sadece 15 tekneyle onları Valcour adalarında bekliyordu. İngilizler her yönden üstün, birçok ağır silahları vardı ve çatışmanın da hakimiydiler. Amerikan filosunun gururu Royal Savage karaya oturmuştu ve İngilizler tarafından tutuşturulmuştu. Arnold'un küçük filosu tüm gün cesurca savaştı ama yenilmişlerdi. Alacakaranlığın yaklaşmasıyla Philadelphia 10 kiloluk bir topla vuruldu. Kaderi belliydi. O kadar hızlı batmıştı ki 160 sene sonra yüzeye çıkarıldığında bir bombardıman topunun ağzında hala ateşlenmeye hazır mermi vardı. Doğruca mağlup edilmişti ve kalan 5 Amerikan teknesi kaçmıştı. İngilizler onları gölde yakalayıp birkaçını batırmış ve batmayanları da karaya oturtup yakmıştı. Benedict Arnold ve hayatta kalan birkaç kişi daha güneydeki isyancı hattına gitmek için karayı geçtiler. Ama Amerikalılar en azından kendilerine zaman kazandırdı. Çünkü İngilizler kışı Kanada'da geçirmek için kısa zamanda kuzeye dönmüşlerdi. Gunboat Philadelphia'nın kariyeri sadece 2 ay sürmüştü. Ama mirası daha uzun sürdü. Birleşik Devletler sonunda bağımsızlığını kazandığında küçük gunboatları olan inancını sürdürmüştü. Kısa zamanda daha iyi mürettebat toplandı ve daha iyi silahlandı. 1862'de Philadelphia'nın doğal varisi Amerikan İç Savaşı'nın efsanevi gemisi oluştu. USS Monitor. Kıyıya yakın çalışabilmesi için düz tabanlıydı. Buharla çalışıyordu ve döner taret yerleştirilmiş ilk gemiydi. Bu taret ona silahlarını istediği yöne ateşleyebilmesi için muazzam bir avantaj sağlıyordu. Monitör denizcilik tarihinde görülen hiçbir şeye benzemiyordu. 54 metrelik uzunluğu, su çizgisinin üzerindeki sadece 45 santimetrelik gövdesiyle Monitör düşman silahlarına karşı olabildiğince küçük hedef olmak için tasarlanmıştı. 9 Mart 1862. Hampton Roads Muharebesi'nde Monitör, Güney Savaş Gemisi Virginia ile 4 saatlik bir silahlı çatışma yaşamıştı. İki taraf da zaferlerini ilan etmiş ancak küresel bir etki yaratan ve Monitör adında tamamen yeni sınıf bir gemiye adını veren Birleşik Devletler olmuştu. 480 kilometre uzaklıkta İngilizler özellikle bu fikri benimsemişlerdi. Portsmouth tersanesi 1. Dünya Savaşı gunboatuna ev sahipliği yapıyor. Monitörün neye dönüştüğünün klasik bir örneği. M33. Suya indiriliş 1915. Uzunluk 53 metre. Hız 10 knot. Mürettebat 72. 1914'te savaşın başlaması yeni savaş gemileri telaşına yol açmıştı. O sırada Winston Churchill deniz bakanıydı. Monitörü büyüyen İngiliz filosunun bir parçası olarak görmüştü. M33'ün tasarımının Churchill'in kendisinin yaptığı ve planlarını da sigara paketinin arkasına çizdiği söylenir. O planlar Belfast'ta Arnold ve Wolf tersanesi tarafından gerçeğe dönüştürülmüştü. 3 sene önce Titanic'i inşa ederek isimlerini tanıtmışlardı. Ama o dönem oldukça küçük bir savaş gemisini alelacele yapmaları gerekiyordu. Küçük bir gemiydi ancak bir çift 6 inçlik silah taşıyordu. Şimdi o silahlar normalde küçük gövdeli, oldukça büyük teçhizatlı, neredeyse hiç zırhı olmayan ve çok yavaş kruvazörlerde bulunur. Bu gemiler diğer savaş gemileriyle savaşmak için tasarlanmamışlardı. Ek kullanımları oluyordu. O da kıyıya çıkarmak, yavaşça manevra yapmak, kıyıdan gelen düşmanın ağır silah ateşine cevap vermekti. Her silah 8 kere ateş edebilirdi. Yani dakika başına 45 kiloluk top. Lamlu'nun çıkış hızı saatte 3200 kilometreydi. Haftalar geçtikçe M33'ün yeteneklerini kanıtlama şansı olmuştu. Nisan 1915'te savaş yeni bir cepheye sıçramıştı. Çanakkale olarak bilinen Doğu Akdeniz kıyısına. Britanya ve Fransa müttefikleri Türkiye'yi savaştan çıkmaya zorlayarak Almanların kuyusunu kazmayı umuyordu. Nihai hedefleri Konstantinopolis'ti.
Ancak önce Gelibolu Yarımadası'nı istila etmeliydiler. Bu bir amfibi çıkarma gemisi olduğundan dolayı İngilizler ve Anzaklar, yani Avustralya ve Yeni Zelanda askerleri karaya çıkmışlardı. Gemilerin kıyıdaki askerlere destek sağlamasına ihtiyaç vardı. Koydaki daha eski savaş gemileri olabildiğince sert saldırıyordu. Ne kadar sert ateş ederlerse o kadar kendinizi güvende hissediyordunuz. İçinde bulunabileceği en riskli pozisyon sırasında aklından şöyle şeyler geçiyordu. Pekala, buradayız. Ve düşmanı üstümüzden çekmenin tek yolu ayaklarımızın üstünde durmak. Ancak müttefiklerin mükemmel savaş gemileri Alman denizaltılarına karşı savunmasızdı. Savaş gemisi silahları kıyıdaki askerlere destek sağlamak için uygun değildi. Bombardıman toplarını oldukça düz bir çizgide atmayı planlamışlardı. Askerlere destek sağlamak için yapılması gereken şey ateş açmaktı. Çanakkale'deki savaş için M-33 özel olarak istenmişti. 9 metrelik savaş gemisine kıyasla suyun üstünde sadece 2 metrelik yer kaplıyordu. O yüzden sahile yakın yerlerde kullanılabiliyordu. Aynı zamanda silahları da savaş gemisindekine kıyasla sahilde çaresizce ihtiyacı olan askerlere ateş gücü sağlayabilmek için 16 derece daha yüksek kaldırılabiliyordu. Türkleri göremiyor olsak bile ellerindeki her şeyle üstümüze geliyorlardı. Elbette vuruldum ve uzandığım yerde dedim ki buna da şükür. Gelibolu'daki Türkler çetindi. Top ateşleri öldürücüydü. Kıyıdaki müttefik askerleri 8 ay süren bir dizi kanlı mücadelenin ardından geri çekilmeye zorlanmıştı. Gelibolu harekatı tarihte askeri fiyasko olarak anıldı. Ancak M-33'ün oynadığı rol askeri kara çıkartmasında ağır silah desteğindeki önemini kanıtlamıştı. M-33 tamamen yeni bir teknoloji parçasını teşvik etmişti. Birinci Dünya Savaşı'nda kıyı bombardımanı ve amfibi savaş istikrarlı bir şekilde daha da önemli olmaya başlamıştı. Gelibolu'da M-33 gibi gemilerin önemini ve nasıl yapılacağını öğreniyorlardı. Gelibolu harekatından sonra 30 yıl boyunca monitörleri kullandılar. Ancak küçük gemilerin tarihe geçmek için silahlanmasına gerek yoktu. 1940'ta en ünlü küçük gemi toplanması Dunkirk sahillerinde gerçekleşti. Birlikte yüzlerce hayat kurtardılar. Bombardıman uçakları geldiğinde kuyruktakilerin bir kısmı vurulmadığı için çok şanslıydık. Evet. Yazın sonlarında Thames Nehri olağanüstü bir yeniden buluşmaya hazırlanıyordu. Britanya'nın her yerinden 2. Dünya Savaşı gazileri geliyordu. Alman ordusundan kaçanlar çeşit çeşit ünlü küçük gemiler tarafından kurtarılmışlardı. Birlikte İngiliz tarihindeki en büyük felaketlerden birini beklenmedik bir zafere dönüştürdüler. Bu beyefendiler bugün burada sahip olduğumuz özgürlüğü vermek için çabaladılar. O yüzden bugün buradayız. Bugün bizim günümüz. Your day. 10 Mayıs 1940'ta Almanya Fransa'yı istila etti. Hitler'in ordusu 394 bin güçlü İngiliz yurtdışı sefer kuvvetiyle birlikte Fransızları hızla geri püskürttü. İngilizler ve Fransızlar Almanlar tarafından taktikle mağlup edilmişti. Yapılacak en iyi şey kıyıdan çekilmek ve eve gitmeye çalışmaktı. Başka çare yoktu. O yüzden de İngiliz ordusu Dunkirk'ten geri çekilmeye başlamıştı. Sonuna kadar bombardıman uçakları tarafından bombalandık. Çok kötüleştiği zamanlarda aracı durdurur, çıkar ve bitene kadar hendeklerde uzanırdık. Almanlar çok iyi askerler, buna şüphe yok. Savaş makinesiydiler. Yani çocuklarla büyüklerin karşılaşması gibiydi. Mayıs'ın son haftası 338 bin İngiliz ve Fransız askeri Kuzey Fransız kıyısında kapana kısılmıştı. Kraliyet donanması tarafından kurtarılmak tek umutları gibi görünüyordu. Ama Dunkirk'te küçük liman çoktan zarar görmüştü ve Almanların başarılı hava saldırılarından sonra tehlikeliydi. Civarda eğimli düzlükler ve sığ sahiller gemilerin kıyıya yaklaşmasına uygun değildi. Londra'da İngiliz askerlerinin çoğunun eve dönemeyeceği kabul edilmişti. Bir adam askerleri geri getirmek için imkansız gibi görünen bir görev vermişti.
Amiral Sir Bertram Ramsay. Eğimli düzlüklerden anlıyordu. Kıyı şeridinden anlıyordu. Mayın arazisini anlıyordu. Dar denizler hakkında bilmediği hiçbir şey yoktu. Ramsay'nin komutanlık tarafından ayarlanan görevi 45 bin adamı kurtarmaktı. Bunu yapmak için 2 günü vardı. Geri kalan 293 bin kişi ise kendi başlarının çaresine bakmaya bırakılacaktı. Ramsay emri aldırmamıştı. Dinamo operasyonu adında bir planı harekete geçirdi. Planın temelinde küçük gemiler vardı. Çok fazla gemi. 1939'da donanma ülkedeki küçük gemilerin sayımını yapmıştı. Ramsay kendi kontrolünde yüzlerce sivil file olduğunu biliyordu. BBC'ye güney kıyısında küçük gemilerin toplandığı haberi gitmişti. Küçük sandallardı. 3 metrelik küçük sandallar. Aralarında takalar vardı. Londra'daki tersanelerde bekleyen ticari gemilerin can kurtaran sandalları bile vardı. Yangın söndürme tekneleri, gezinti tekneleri, Thames'de bir aşağı bir yukarı seyreden tekneler, böyle şeyler. Ve özel tekneler de vardı. Küçük gemilerin küçük filoları arasında Milli Kraliyet Can Kurtaran Botu kurumundan 19 can kurtaran vardı. Aralarında Dorset Pool'dan Thomas Kirkright da vardı. Düşman ateşinden kaçabilmek için kanal ışıklar olmadan gece geçilecekti. Kraliyet donanmasının mürettebatında çokça can kurtaran vardı. Ama Ramsgate ve Margate'tekiler can kurtaran gönüllülerine bırakılmıştı. Dover ve Dunkirk arası yaklaşık 50 kilometreydi. Donanma Ramsgate ve Margate'e en güvenli geçiş için ihtiyaçları olabilecek talimatları vermişti. Düşman ateşinin nerede yoğunlaştığını biliyorlardı. Ayrıca mayınların nerede olduğunu da farkındalardı. Yani riskliydi, tehlikeliydi ve çok dalgalı bir geçişti. Navigasyon ışıkları olmadan gerçekten de çok tehlikeli bir yolculuktu. ...600'den fazla küçük gemi kanal üzerinden geçiş yapmıştı. Kıyıda ya da Dunkirk'ün küçük limanında bekleyen 39 Kraliyet Donanması destroyerlerine katıldılar. Sahilde subaylar binlerce askeri uzun, düzenli sıralara soktular. O sırada Almanlar neler olduğunun farkındaydı. Yüzlerce yıl dünyanın okyanuslarında olağanüstü bir savaş yaşandı. Dalgaların altında ve üstünde. Bordasından yaylım ateşiyle yüzlerce insanı öldürebilirdiniz. Bunlar aşırı güçlü savaş makineleriydi. Gemi inşacıları rakiplerini alt etmek ve ezmek için daha büyük ve hızlı araçlar tasarladı. En güçlü savaş gemisi filosuna sahip ülke düşmanın savaş gemisi filosunu yok edebilir ve böylece denizleri kontrol edebilir. Denizleri kontrol edersen dünyayı kontrol edersin. Dehşet verici silahlar taşıyorlardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez biri öfkeyle torpido ateşlemişti. Bunu düzeltmeleri gerekiyordu. Ama gemiler ayrıca binlerce insanı özgürleştirdi ve kurtardı. Gerda 3 adeta Naziler tarafından aranan insanlar için bir can kurtaran sandalı olmuştu. Ve insanlara cesaret göstermeleri için ilham vermişlerdi. Sizi oraya, toplarınızın yanına, ölüme götüreceğim. Teslim olmadan önce batacağız. Bu araçlar ve mürettebatı dünya tarihini şekillendirmişti. Üze yüklü denizaltının komuta subayı olarak 3. Dünya Savaşı'nı önlemeye yardım etmekle görevliydim. Bu sefer denizde savaş, savaş gemisiyle değil, epey küçük bir şeyle yaşanıyor. Tarihte bu cep denizaltısı kadar işlevsel başka hiçbir şey bilmiyorum. Garip teknolojiden basit bir filikaya. Bunlar savaşımızın ufak gemilerinin benzersiz hikayeleri. Bu bir intihar silahı değil. İşlerini tekrar yapabilsinler diye eve geri götürmek istersin. Yüzyıllardır en ufak gemiler öncülerin en cesuruydu. Bütün olanaksızlıklara rağmen zafer getirdiler. Almanlar çok iyi askerler. Erkekler ufak çocuklara karşıydı. Savaş gemileri.
Savaşın en küçük gemileri. ...1935'te... Bir bakıma da savaşı değiştiren bir zaferdi çünkü İngilizler başarmıştı. Britanya'da garip bir rahatlama yaratmıştı bu durum. Ve insanlar, hadi Adolf, o kadar iyi olduğunu düşünüyorsan dene bakalım demişlerdi. Resmen baş kaldırmışlardı. Her gazi zorlukla kazanılmış özgürlüklerini bir şekilde kısıtlamaya çalışan dünyaya karşı direniyordu. Tarihçiler Dunkirk'ü baştan aşağı gözden geçirmek için yarıştılar. Ancak doğrusu şu ki olabilecek şeyler çok daha kötüydü. Çeyrek milyon İngiliz esir kamplarında tutsak olabilirdi ve bu olmadı. Dunkirk, gönüllülerin ve çok miktarda küçük geminin yapabileceklerini göstermişti. Ancak savaşta başka bir yerde son derece özelleştirilmiş küçük muharebe gemileri de kendi rollerini oynayacaktı. Gizlilik gerekiyordu, uzmanlık ve muhteşem bir teknoloji gerekiyordu. Bu bir intihar silahı değil, iki yetenekli operatör tarafından kullanılması için tasarlanmıştı. O yüzden tekrar işlerine devam etsinler diye eve dönmelerini isterdiniz. İkinci Dünya Savaşı'nda denizaltı rüştünü ispatlamıştı. Alman denizaltıları gibi büyük gemiler ve müttefiklerin dizel elektrik denizaltıları etkileyiciydi. Ancak kendi sınırlamaları da vardı. Bazen çok özel ve gizli görevlerde daha küçük bir şey isteniyordu. Aralık 1941'de Japonların Pearl Harbor'a saldırısı dünyayı şoke etti ve Birleşik Devletleri savaşa sürükledi. Ama Pearl Harbor'ın oldukça nadir anlatılan bir hikayesi vardı. Filoya minik denizaltılar dahil olmuştu. Onlardan biri de HA-19'du. Suya indiriliş 1938, uzunluk 24 metre. Mürettebat 2, hız su altında 19 knot. HA-19 gibi minik denizaltılar tek bir hedefle inşa edilmişti. İyi savunulan düşman limanlarına saldırmak. Büyük boy denizaltıların yapamadıklarını yapabilirlerdi. Pearl Harbor dahil tüm limanlarımız denizaltı ağları tarafından denizaltı saldırılarından korunuyordu. Japonlar için zorlu görev bu hayli etkili savunmalardan kaçacak bir yol bulmaktı. 1930'un sonlarında zekice bir çözüm bulmuşlardı. Amaç basitti. Amaca odaklı bir denizaltına sahip olmak. Amerikan gemileri geldiğinde veya limandan giderken savaş gemisi ya da kruvazör ağların üstünden kayıp gidebilirlerdi. 1941 Aralık ayının başlarında Japonların mevzilendirmeye hazır 5 küçük denizaltısı vardı. Gerçek amaçlarını saklamak için onlara hedef adı verilmişti. Her küçük denizaltı büyük denizaltıların içinde taşınabiliyordu. Küçük denizaltılar hedeflerine yakınken salıverilirdi. Önündeki güçlü iki torpidoyla dünyadaki her liman için tehlike arz ediyorlardı. Minik denizaltılar tarihinde bunun kadar fonksiyonel işleve sahip bir bateri grubuyla çalışan bu kadar güçlü bir denizaltıda bu kadar farklı kombinasyonu daha önce bir araya getiren oldu mu bilmiyorum. Pearl Harbor'da Japonya, Birleşik Devletler Pasifik filosuna hem denizden hem de havadan saldırmayı planlamıştı. 26 Kasım'da 300'den fazla uçakla birlikte uçak gemileri Japonya'dan yola çıktı. Hawaii içinde 3 denizaltı grubu hazırlanmıştı. Merkezi grupta hepsinin kendi minik denizaltısı olan 5 büyük denizaltı da vardı. Görevleri Pearl Harbor'a demir atmış gemilere saldırmaktı. 6 Kasım gecesi büyük denizaltılar son pozisyonlarını almıştı.
Bunlardan birindeki bir HA-19'un mürettebatı, 22 yaşındaki Kazuo Sakamaki ve 23 yaşındaki Kiyoshi Inagaki'ydi. Minik denizaltılarını ilk görevlerine çıkarmaya hazırlanıyorlardı. Gece yarısından hemen sonra minik denizaltılar serbest bırakıldı. Ancak HA-19'da kötü bir şeyler oluyordu. Jiroskoplu pusula kırılmıştı. Aracı idare etmek imkansızdı. Navigasyon sisteminde ana bileşen olmadan Sakamaki, Pearl Harbor'a giden yönün ışıklarını görebilmek için tamamen periskoptaki görüşüne güvenmeliydi. Biraz daireler çizdiler ve sonunda limana girer girmez resifin üstüne oturmuşlardı. Pillerin zarar görmesiyle Sakamaki ve Inagaki büyük tehlikedeydi. 57 derece suyun altında sauna gibi olurdu ve pillerden gelen sızıntıdan dolayı havanın kirli olmasıyla ortam oldukça tehlikeli olmuştu. Güvertedeki iki adam da dumandan dolayı bayılmışlardı. İki yoldaş çok büyük bir başarı kaydettiler. Minik denizaltıları Pearl Harbor'a giden bir kargo gemisini takip ederek denizaltı avcısı ağlardan kaçmayı başarmıştı. Saat 6.30'dan hemen sonra küçük periskopları fark edildi. O zamanlarda bir Amerikan gemisinin ardından merkeze girmek için 12 knot yapmak gerekiyordu. Destroyer USS Lord saldırıya geçti ve 3 silahın deniz altında delik açtığını ve batırdığını tespit etti. Bu 2. Dünya Savaşı'nda Amerika'nın ilk atışıydı. Minik denizaltının görünmesi dışında Pearl Harbor'da hiç kimse tam ölçekli bir Japon saldırısının yapım aşamasında olduğunu fark etmemişti. Sabah 8'den hemen önce bombardıman uçakları havada görüldüğünde tamamen sürpriz olmuştu. Birleşik Devletler Pasifik filosu yanarken arızalı minik denizaltı HA-19 kıyıya yakın kayalara sürüklenmeye başlamıştı. Inagaki ve Sakamaki kötü durumdaydı. Sakamaki'nin ifadesine göre Inagaki denizaltısından çıkıp suya değer değmez boğulmaya başlamıştı. Kıyıya gidemeyecek kadar kötüydü. 24 saat boyunca suda kalmıştı. Sakamaki kıyıya sürüklenmiş, çökmüş, bayılmış, sabah uyandığında başında Amerikalılar duruyormuş. Sakamaki, 1. Dünya Savaşı'nda Amerika'nın ilk tutsağıydı. Çılgına dönmüş bir şekilde şöyle yazmıştı. Halkımızın beklentilerine ihanet ettim ve ülkeme vefasız, mutsuz bir tutsak oldum. Sakamaki birkaç kere harakiri yapmaya çalışmıştı. Aslında utançtan dolayı hayatını bitirmek istemişti. Ancak Japonlar Pearl Harbor'da büyük bir askeri başarı elde etmişti. 19 gemi batmış veya ciddi hasar almıştı ve yaklaşık 2500 Amerikalı öldürülmüştü. Buna karşın Japonlar sadece 64 servis görevlisini kaybetmişti. Bunlardan 9'u da deneysel minik denizaltı görevindeydi. 5 denizaltıdan sadece birinin Pearl Harbor'ın içinde torpidolarını ateşleyebildiğine inanılıyor. Kesin olan şu ki 5 denizaltıda batmış veya kaçmıştı. Tek kurtulan kişi Kazuo Sakamaki'ydi. HA-19'un yolculuğu henüz bitmiş değildi. Son derece etkili propaganda aracı olarak kullanılmıştı. Japonlara karşı olan savaş için para topluyordu. Birleşik Devletler onu bir kamyonun arkasına koymuştu ve tüm ülkede gezdirmişti. Savaş sırasında 42 eyaleti ziyaret etmiş ve yüz binlerce insan tarafından görülmüştü. Ancak platforma tırmanıp geçebilmek için milli savunma tahviline bağış yapmak gerekiyordu. Binlerce kişi de öyle yapmıştı. Sonunda denizaltı Japonlardan çok Birleşik Devletler için etkili bir araç olmuştu. Japonların minik denizaltıları başarısız olurken sadece birkaç gün sonra dünyanın diğer tarafında daha da küçük bir gemi kendini kanıtlayabilecekti. En olağan dışı savaş gemilerinin nadir örnekleri Portsmouth, İngiltere'de bir müzenin deposunda bulunabilir. Bu İtalyan San Bartolomeo torpidosu.
Ama bu sadece torpido değil, bu bir insan torpidosu. Hareket etmesi için iki dalgıç tarafından tasarlanmış. Sürmesi oldukça zor. Operatörleri idare etmesi zor olduğundan meali ya da domuz olarak adlandırılmıştı. Görevlendiriliş 1943. Uzunluk 6 metre. Mürettebat 2. Hız 3 knot. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla İtalyan donanması sualtı savaşında dünya uzmanıydı. Tıpkı Japon minik denizaltılar gibi Meali de iki denizaltı gövdesine kenetlenmişti ve hedeflerine gönderiliyordu. Bu bir intihar silahı değil, iki yetenekli operatör tarafından çalıştırılıyordu. O yüzden işlerini tekrar yapabilsinler diye eve geri götürmek istersin. Bu dünyanın geleneksel olarak bildiği torpidolardan değil, geminin yanına sıkıştırıldığında giden savaş başlıkları yok arkasında. Sahip olduğu şey iki patlayıcı yükü. Hedefe olabildiğince yaklaşabilirdi, tercihen altından. Sonra hedefin altından patlayıcıları bırakır ve dönerdi. Denizaltının arkasına yerleşir ve eve dönerlerdi. Meali elektrik pilleriyle çalışıyordu. İki adam su geçirmez kıyafet giyerlerdi ve bastırılmış şişedeki oksijenle nefes alırlardı. Burada iki dalgıç vardı. Bir tanesi geminin gerçek pilotuydu ve ön koltuğa otururdu. Derinlik kontrolü vardı. Küçük, ilkel bir göstergesi vardı ve görevi harekete geçmekti. Arkadaki iki numaralı adamın görevi ise mayınları mevzilendirmekti. Harekete geç, mayınları bırak ve oradan uzaklaş. Bu işi yapmak kolay gibi görünüyor ama aslında oldukça zor. Ama Pearl Harbor'dan haftalar sonra altı İtalyan dalgıç tam da bunu başarmıştı. Almanya'nın müttefiği olarak İtalya, Akdeniz'in deniz egemenliği için İngilizlerle savaşıyordu. İskenderiye'deki İngiliz donanmasına başarılı bir saldırı önemli bir zafer olacaktı. 3 Aralık'ta Şire isimli bir denizaltı, İtalyan limanı La Spezia'dan 3 meali ile yola çıktı. Bir hafta sonra Leros adasından 6 dalgıç aldı. 18 Aralık'ta Şire yakalanmadan İskenderiye limanının hemen dışına varmıştı. Gece yarısından hemen sonra 3 destroyerin arkasından giderek denizaltı avcısı ağlardan kaçabildi. Üstelik limana ulaşabilmek için suyun altına dalmaları bile gerekmemişti. İki tanesi Valiant ve Kraliçe Elizabeth savaş gemilerine yöneldiler. Üçüncüsü de Sagon adındaki bir tankere gitti. Her şey yolundaydı ancak şansları tükenmişti. Operatörler görevlerini yapıp kıyıya çıkmışlardı. Yakalandılar. Savaş başlıklarına geri sayım devam ederken İngilizler onları sorguluyordu. İki tanesi altına patlayıcı koydukları geminin güvertesinde sorgulandı. İngilizler hayatları tehlikedeyken itiraf etmeleri umuduyla İtalyanları HMS Valiant'ta kasten alıkoymuşlardı. Ancak dalgıçlar cesurca konuşmayı reddetmişti. Saat sabah 6'dan sonra Valiant'ın altındaki patlayıcı patlatılmıştı. Hemen ardından da Kraliçe Elizabeth gemisi ve tanker Sagona. Üç gemi de İskenderiye limanının dibini boyladı. Mucizevi şekilde altı İtalyan dalgıç da saldırıdan kurtuldu. İngilizler artık gemileri kurtarabilirlerdi çünkü limanda batmıştı ancak bu aylar almıştı. Neredeyse bir yıl kadar servis dışıydılar. Çok çok ucuz, basit teknolojili yepyeni bir savaş gemisi yapılmıştı. Bu teknoloji tamamen şununla ilgiliydi. Kendinden üstün bir gemiyle yarışmak için daha az güç harcıyordu. Birkaç can alıcı ay boyunca İtalyanlar Doğu Akdeniz'in egemen gücü olmuşlardı. İnsan torpidolar deniz savaşının yönünü değiştirmemişlerdi. Ancak tarihteki yerleri önemli ve 1941'de büyük dünya olaylarında dramatik bir etkisi olan küçük bir pencere açılmıştı. O pencere de Akdeniz'deydi. Minik denizaltıların ve insan torpidoların görevleri teknolojinin sınırlarını zorlamıştı. Ama bir sene sonra Kraliyet Deniz Piyadeleri ekibi sadece kano kullanarak en zorlu göreve başlamışlardı. Alışılmadık biçimde tehlikeliydi. Eve canlı geri dönme şansı neredeyse sıfırdı. 1942. İkinci Dünya Savaşı'nın üçüncü yılıydı. Müttefiklerin büyük bir problemi vardı. Hızlı Alman kargo gemileri
Alman limanlarına ve işgal altındaki Avrupa'ya ulaşmak için barikatları yıkıp geçiyordu. Her gemi Almanların mücadelesine katılıyordu. Alman gemilerinin girebilmesinin birkaç yolu vardı. Bir tanesi Norveç'in kuzeyine çıkıp sonra kara sularından aşağı sızmaktı. Bir diğeri de Fransız limanlarına, Orta Atlantik Biscay koyundan doğuya geçmekti. Kargo gemilerini durdurmak için bir yol bulunması gerekiyordu. Batıdaki büyük Fransız limanı Bordeaux apaçık hedefti. Ancak limanı bombalamak bir seçenek değildi. Çünkü sivil kaybı çok fazla olabilirdi. Başka bir çözüm bulunması gerekiyordu. Bu zor görev Lord Louis Mountbatten ve ekibine Kombine Operasyonlar Genel Merkezi'nde verilmişti. Mountbatten, düşman limanını yok etmek için gizli saldırı yapacak kişiyi biliyordu. 28 yaşındaki Major Herbert Sarışın Hester. Hester'ın görevinin kod adı Franklin Operasyonu'ydu ve kano uzmanlığı işine yarayabilirdi. Temmuz'un başlarında Hester 30 denizci seçti ve eğitmek için Salsted'deki Lamsfort'a getirmişti. Yaşadıkları kulübeler şimdi çiçek bahçeleri. Hiçbirinin kano deneyimi yoktu. Hester onları şöyle tanımlamıştı. İşe yaramazlar ama herhangi bir işi sonuna dek cesaretle götürebilecek kadar hayat tarafından hırpalanmışlar. Denizcilerin eğitimleri çok ağırdı. Esther'ın yapması gereken ilk şey, gereken sağlık durumlarından emin olmaktı. Bunu da onları sahilde koşturarak yapmıştı. Onları 2,5 metre yükseklikteki taşlıkta çıplak ayakla zıplatırdı. Sonra yukarı aşağı koştururdu. Gereken sağlık seviyesine geldiklerinde de onları kanoya bindirirdi ve nasıl kürek çekileceğini, kanoyla yapılacak her şeyi onlara gösterirdi. Thames'de ilk egzersizlerinde ses çıkarmadan kürek çekmeyi öğrenmişlerdi. Sonra fark edilmeden Portsmouth Harbor'a girmeyi prova ettiler. Onlar navigasyon, gemicilik gibi hiç özel yeteneği olmayan kraliyet donanmasıydı. Tüm zaman boyunca en önemli ekipmanlarının üstlerinde olduğuna emin olmuştu. Bu da can kurtaran yeleğiydi çünkü çoğu yüzme bilmiyordu. Kanolar çok basitti. Düz tabanlı, yelken bezli kenarlı, kolay katlanır. Resmi olarak isimleri Kokulmark Tuvost'tu ama midye kabuğu denirdi. Suya indiriliş 1942. Uzunluk 4,5 metre. Mürettebat 2. Kışın yaklaşmasıyla planlar tamamlanmıştı. Denizciler denizaltıyla Gironde Escurie'ye götürülecekti. Daha sonra Bordeaux'daki kargo gemilerine limpet mayınlarını yerleştirmek için önce 96 kilometre kürek çekeceklerdi. Alışılmadık biçimde tehlikeliydi. Eve canlı geri dönme şansı neredeyse sıfırdı. Eğitimlerine Temmuz'un sonunda başladıkları ve Kasım'ın sonunda bir denizaltıya bindikleri göz önünde bulundurulursa çok da fazla vakitleri olmamıştı. Doğrusu çok da iyi eğitilmemişlerdi. Lord Mountbatten'ın tereddütlerine rağmen Major Hester görevde yer alma konusunda ısrarcı olmuştu. 1 Aralık 1942'de denizciler HMS Tuna denizaltısına bindiler ve İskoçya Holyoke'tan yola çıktılar. Biscay koyu üzerinden güneye gittiler ve 7 Aralık'ta başarılı bir şekilde Gironde'un 19 kilometre güneyinde yüzeye çıktılar. Sudaki kanolar tarete bağlı bir gemi kızağı tarafından taşınacaktı. Böylece adamlar ve dalgalarda sallanan kanolar denizdeki yerini almıştı. Makineli tüfekleri, bıçakları, el bombaları ve yolculuk için bir sürü yemekleri ve suları vardı. Gerçek silahları manyetik mayınlardı. Bu manyetik mayınlar suyun altından geminin altına yerleştirilebiliyordu.
Ama kıyıya yaklaşırken 10 denizci mayınları kullanmayı umdukları limandan 96 kilometre ve en az 4 günlük kürek çekme mesafesi uzaktaydılar. 5 kano kıyıya tek bir birim olarak gitti. Çok çok soğuktu. Buz gibi koşullarda gelgite kapılmışlardı. Gelgit için eğitilmemişlerdi. Zorlu sularda ne yazık ki ilk gelgitte bir kano alabora oldu ve sadece kanoya değil iki adama da mal olmuştu bu. O sırada can kurtaran yeleği giymelerine rağmen hipotermi onları ne yazık ki yakalamıştı. Geri kalan kanolar görevlerine devam ettiler. Tüm insanlardan kaçınmaları gerekiyordu. Özellikle de Almanlardan kaçınmaları gerekiyordu. Bu da en büyük sorundu. Soğukta uzanıp nemli yiyecekleriyle ısınmaya çalışmadan bir arada durarak çok az uykuyla bazen akıntıya karşı çokça kürek çekmeleri gerekiyordu. Her şey onların aleyhineydi. 6 aylık planlama ve 5 günlük kürek çekmeden sonra Bordo Limanı görünüyordu. Ancak şimdiden iki kano daha kaybolmuştu ya da yakalanıp batmıştı. Hayatta kalan denizcilerden Albert Lever ve William Mills aynı kanodaydı. William Sparks ve operasyonun lideri sarışın Hessler diğerindeydi. Sonunda hedeflerine ulaşmışlardı. Hessler ve Sparks limanın batı tarafını almıştı. Lever ve Mills de doğu tarafını. İki bot da Limpet mayınlarını başarıyla yerleştirip sessizce uzaklara doğru kürek çekmişlerdi. Beş gemi patlamalardan dolayı zarar gördü. Ama Franklin operasyonu çok da başarılı olamamıştı. Bordo limanı bir süre alt üst olmuştu. Ama zarar gören beş gemi kısa sürede tamir edildi ve hazırlandı. Hessler ve Sparks Franklin operasyonunda hayatta kalan tek kişilerdi. 5 ay uzak kaldıkları evlerine gitmeyi başarmışlardı. Bence bu tamamen cesaretle alakalı. Hessler cesurdu ama bence adamlar daha cesurdu. Onun deneyimine sahip değillerdi ama onu takip ettiler ve ne yazık ki hayatlarının en güzel zamanı yarım kalmıştı. Denizciler artık midye kabuğu kahramanları olarak anılıyor. Lord Mountbatten görevi kombine operasyonları adamları tarafından yapılmış tüm akınların en cesur ve yaratıcısı olarak tanımlamıştı. Onları kesinlikle olağanüstü cesur, kendine adamış, yeni tekniği deneyen ve bununla tarih yazan, standart belirleyenler olarak hatırlamalıyız. Savaşın en küçük gemileri geçen zamanla birlikte değişti ve geliştirildi. İster uzmanların bilgisi, ister muazzam bir cesaret ya da muhteşem bir iradeyle desteklenseler de üstün mukavemet yeteneklerini kanıtlamışlardı. Zafer ya da yenilgi de olsa en küçük gemilerin hikayeleri hep hatırlanacak.